Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 24. mektubun 2. zeyli 5. nükte. Mevlid-i Nebevi ile Miraciye'nin okunması gayet nafi ve güzel adettir ve müstahsen bir adet-i İslamiyedir. Belki hayat-ı içtimai İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medarı sohbetidir. Belki hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebevi göstermeye ve tahrike en müheyyic ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini cennetül firdevs yapsın, amin. Evet, malumunuz mevlid gecesi, mevlid kandili. O yüzden dersimiz Mevlid-i Nebevi ve Nur-u Muhammedi ile alakalı olacak inşallah. Hani daha ziyade o kısmından bahsedelim dedik bugün. Normalde 19. mektubun 16. nüktesinin son kısmında da onları biz okuyamayacağız. Hani Peygamber Efendimizin veladeti ile ilgili irhasattan olan mucizeler var. Oralar da okunabilir. Veya yine işte Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde geçen, değil mi? İşte dünyaya geldiği dakikada işte ümmeti meselesi, o da okunabilir ama biz daha ziyade Nur-u Muhammed'i biraz onu anlamaya çalışalım bu derste bu vesileyle ve şahsiyet-i maneviyeyi Muhammediye kısmına bakalım inşallah. Oralarla alakalı yerleri okuyalım. Şimdi bu beşinci nüktede üstadımız hani Mevlid, işte Mevlid Süleyman Efendi'nin, Çelebi'nin Mevlid'i iki kısım. Bir Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili kısmı var. Bir de Miraç'la ilgili kısmı var. O yüzden Mevlid-i Nebevi ile Miraciye diyor. Yani işte Mevlid gecesi, Mevlid kandili diye bir kandil var mı? Hani çok medarı bahsediliyor, çok soruluyor. Evet, yani sahih kaynaklarda, yani naslarda böyle bir kandil yok. Doğru. Hani bir Kadir gecesi gibi, bir Berat gecesi gibi, bir Miraç gecesi gibi yok. Fakat burada üstadımızın ifade ettiği gibi hani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetine, iman hakikatlerinin ihtarına veya 16. lemada geçtiği üzere salavat getirmeye vesile oluyor bu beraberlikler. Hani ne yapıyoruz? Bir araya geliyoruz. Diyoruz ki işte Mevlid kandili için ders yapacağız. Cevşen okuyacağız. Delail-i Nur okuyacağız. Dolayısıyla bu çok müstahsen bir adet-i İslamiye. Yani eleştirilemez bu. Yani bunun bir vakti muayyenesi yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek her zaman kıymetli bir manadır. Bu gece buna ne oluyor? Vesile oluyor yani. O yüzden ya bunun işte hani böyle işte ayetlerde veya sahih hadislerde yeri yoktur diye itiraz etmek manasızdır. Yani bu bir adet-i İslamiye. Yani sonuçta neye vesile oluyor bakalım. Diyor ki hakaik-i imaniyenin ihtarı için. Bakın biz işte mesela ne yapacağız? Böyle Türkiye'nin binlerce yerinde bu gece Risale-i Nur'dan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i maneviyesiyle ilgili, değil mi? Hakikat-ı Muhammediye ile ilgili, onun muhabbetine vesile olacak veya onun sünnet-i seniyesinin ittibaına vesile olacak dersler okunacak. Yani bu ne kadar güzel bir şey bakın. Bu gece olmazsa, yani Mevlid kandili olmasaydı belki bunların hiçbiri olmayacak. Binlerce ders Adem dairesinde kalacak. O yüzden de hakaik-i imaninin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebeviyi göstermeye. Şimdi tabii şöyle bir nokta da var. Hani yine bu mektubatta geçer. Şöyle bir cümle var. Der ki üstadımız, şeran ehli iman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı nihayet derecede sevmekle mükelleftir. Nihayet derecede sevmekle. Yani şeran. Hadisler böyle söylüyor. Ama işte bu muhabbetin sahih, hakiki bir muhabbet olması için de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi kutsiyeti, kemalatı, şahsiyeti, maneviyesiyle ilgili yani ciddi manada bir derse veya bir okumaya veya bir ilme ihtiyaç var. Elhamdülillah bakın Risale-i Nur da bu noktada yani emsalsiz. Risale-i Nur çok noktada yani değil mi bu asırda yani geçen 15 gün önceki dersimizde de değinmiştik buna. Değil mi? Çok farklı vecihleri var Risale-i Nur'un bu asırda. Bir tanesi de bu. Yani günümüze kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili tabii ki yüzlerce kitap yazılmış. Onun kemalatını anlatan, siyerini anlatan. Ama genelde insani ve beşeri yönü daha ziyade ön planda. İşte Risale-i Nur farklı. Zaten kaynaklarda o var. Eski kitaplarda onlar var. Risale-i Nur daha ziyade şu hakikat-ı Muhammediye, şahsiyet-i maneviye,
Biz oralarla ilgili bazı yerler okuyacağız. Nur-u Muhammedi cihetini nazara veriyor. Malumunuz bunu bir temsille, yine 19. mektubun başında şöyle bir temsille izah ediyor üstadımız. Hani bir çekirdek diyor, düşünün. Bir de çekirdekten çıkan muhteşem bir ağaç düşünün. Veya bir yumurta düşünün. Veya yumurtadan çıkan bir tavus, her an tekamül eden mükemmel bir tavus kuşu düşünün. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti, insaniyesi, değil mi? Yani bir çekirdeğe benzer. Evet, o bir insandır, bir beşerdir, melek değildir. Değil mi? Yani o da bir beşerdir. Ama o şahsiyeti, maneviyesi var. Ta işte Nur-u Muhammedi'den başlayan, değil mi? Bütün peygamberlerin tebliğlerini içine alan, değil mi? Çok külli bir şahsiyeti, maneviyesi var. O şahsiyeti, maneviyesi de o çekirdekten çıkan bir ağaç gibi veya yumurtadan çıkan tavus kuşu gibi. Şimdi sadece diyor çekirdeğe veya yumurtaya bakarsan işte ondan işittiğin harika evsafı anlayamazsın. Veya değil mi, mucizeleri, mesela Miraç gibi mucizeleri ya kabul etmekte, ya inkar edersin ya da şüpheye düşersin diyor. Ha, demek ki şahsiyeti maneviye veya hakika aynı manadır bunlar. Hakikat-ı Muhammedi ile şahsiyeti manevi Muhammedi aynı şeydir. Bu veçelerine bize baktırıyor. Hani dersin devamında hatırıma gelmeyebilir. Bunu hep söylüyorum bu konuyla ilgili derslerde. Risale-i Nur'un kitapları içinde de bu meseleyle ilgili en mükemmel, en harika risale de Miraç Risalesi. Emsalsiz bir şekilde Kemalat-ı Ahmediye'nin cemalini diyor ya ihtarda başında. Birden gösteren bir ayet. Hani Risale-i Nur'un 19. söz, 19. mektup, işte bu bahiste Mesnevi Nuriye'de İşaratü'l-İcaz'daki o Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalatıyla ilgili müteferrik manalar, güzellikler Miraç Risalesi'nde en yüksek noktada, yani mükemmel bir şekilde birden, yani izah edilmiş Kemalat-ı Ahmediye'yi gösteren mükemmel bir ayna diyor yani Miraç Risalesi. Biz yine konumuzla alakalı oradan da bazı cümleler okuyacağız. Çünkü Nur-u Muhammedi manası biliyorsunuz Miraç Risalesi'nde de var. Demek ki bu Mevlid-i Nebevi ve buna benzer hani manalar aşk-ı nebevi göstermeye ve tahrike en müheyyic ve müessir bir vasıta olduğu için dediğimiz gibi güzel bir mana, bir adeti İslamiye, müstahsen bir adeti İslamiye. Yani bu reddedilemez yani. Yapmayan yapmaz ama yapana da niye yapıyorsunuz denilemez yani. Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin. Yerlerini Cennetül Firdevs yapsın. Amin. Ben şimdi tabii Fatime'yi okumayacağım. O çünkü bir ders konusu ama oradan bir cümle okumak istiyorum. Sonlarından, devamındaki. Mevlid'e bakalım üstadımız, bakalım nasıl bir tarif getiriyor. İşte böyle bir zatın Mevlid ve Miracını dinlemek, yani terakkiyatının mebde ve müntehasını işitmek. Ha, Mevlid ve Miraç neymiş demek ki? Peygamber Efendimiz'in, Resul-i Ekrem'in terakkiyatının mebdeyi. Değil mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği anda şehadet alemine, halk alemine geldiği anda velayeti başlıyor. Velayet. O anda başlıyor. Başlamıştır velayet. Yani velayetle terakkisi başlıyor. Hani Miraç Risalesi'nde de var ya, ne diyor? Onun velayeti risaletine mebde olur. Demek ki o velayeti ta 40 yaşına kadar velayetle gitmiş. Terakki etmiş, 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 etmiş. Allah'a ibadet etmiş, mağaraya çekilmiş. Her an terakkiyle, velayet cihetiyle. 40 yaşından sonra da risaleti onun üzerine, yani o velayetin üzerine, değil mi, bina edilmiş tabiri caizse. Yani onun velayeti risaletine mebdi olur, bu demek. 40 yaşına kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam velayet. 40 yaşından sonra hem risalet hem velayet. İki kanatlı. Şimdi demek ki terakkiyatının mebdeyi, başlangıcı, yani manevi terakkiyat, yani velayetinin başlangıcı nedir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın? Mevlidi. Dünyaya teşrif etmedi. Miraç'ta nedir? Zaten Miraç Risalesi'nde malumunuz uzun uzun izah ediliyor. Terakkiyatının müntehası. Değil mi? Velayetle çıkılabilecek en yüksek makam nedir? İşte Arş-ı Azam'daki Kab-ı Kavseyn makamı. Değil mi? Yani velayetinin kerameti kübrası, mertebe-i ulyası diyor onun için. Yani velayetle çıkılabilecek en yüksek noktadır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, değil mi?
değil ruhuyla, kalbiyle, letaifiyle değil mi? Cesedi mübarekiyle birlikte değil mi? Hani fevkaz zaman. Yani Miraç Risalesi'nde bu izah ediliyor. Hani zaman kayıtlarının dışına çıkarak değil mi? Zamanın üstüne çıkarak, imkan dairesini geride bırakarak mümkünat alemini değil mi? Velayetle çıkılabilecek. Malumunuz hani Miraç Risalesi'nde bu izah ediliyor. Miracın batını yani esası, gidişi, evet Miraç'ta da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamberdir. Peygamberlik gelmiş ama risalet kanadıyla gitmiyor. Velayet kanadıyla gidiyor. Çünkü o seyrüsülük, risalette seyrüsülük olmaz. Velayet değil mi? Hani Miraç tabaka tabaka, daire daire değil mi? Her aleme, her sema tabakasına değil mi? Seyahat ederek terakki ede ede. Hani diyor ya, Miraç'ın hakikati Zat-ı Ahmediye'nin meratibi kemalatta seyrüsülüku. Şimdi seyrüsülük velayet demek. Risalette seyrüsülük olmaz. İşte Miraç'ın gidişi nedir? Velayettir. Velayet kanadıyla gitmiş, risalet cihetiyle dönüşü risalettir diyor Üstad'ın. İşte velayetle çıkılabilecek en münteha nokta nedir? Kab-ı Kavseyn'dir. Yani ehli velayet arşa kadar uruç ediyorlar. Diğer peygamberler uruç etmiştir. Kavsi ilan etmiştir. Değil mi? Üstadımız Miraç Risalesi'nde bundan bahsediyor. İmam-ı Rabbani etmiştir ama ruhen. Değil mi? Ruhen. Yani cesedi mübarekiyle birlikte arş-ı azama uruç meselesi bir keredir. Buna da üstadımız zaten ne diyor? Miraç-ı Ekber diyor zaten. Hani bu Miraç burada geçtiği için konumuzla da alakalı. Dedik ya şahsiyeti maneviye noktasına. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kalben ve ruhen arşa uruç etmesi çoktur. Bazı rivayetlerde 40 keredir diyorlar. Ama cesedi mübarekiyle birlikte o bir keredir. İşte Miraç Risalesi'nde Miraç denilen 20 Necm suresinde, İsra suresinde bahsedilen Miraç Risalesi'nin başındaki ayetlerde ona üstadımız Miraç-ı Ekber diyor işte. Bak, o yüzden Miraç-ı Ekber diyor. Miraç çok, başka Miraçlar da var. Peygamberlerin Miraçları da var. Miraç ne? Arzdan arşı azama uruç etmek, yükselmektir Miraç. Ama cesedi mübarekiyle birlikte o bir keredir. O yüzden Miraç-ı Ekber veya Miraç-ı Azam demesinin üstadımızın sırrı o. Yoksa hani bazıları diyor ya ruhen gitmiştir. Yani zaten Peygamber Efendimizin Miraç'a ruhen gitmesi çoktur. Çok fazladır. Onu biz bilemeyiz. Çoktur o. O Miraç olarak ifade edilen veya tavsif edilen mana nedir? Diğer peygamberlerde de var bu zaten. Hepsi uruç etmiştir arşa kadar. İşte demek ki Miraç'ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın terakkiyatının müntehası. Yani velayetle, velayet kanadıyla çıkılabilecek olan son nokta Kab-ı Kavseyn makamıdır. Orada velayet biter, risalete inkılap eder diyor hatırlarsanız. Bitmiştir, velayet bitmiştir orada. Çünkü daha hani makam olarak daha seyrüsülükle gidilebilecek başka bir makam yok. Son nokta orası. O yüzden de münteha oluyor. Tabii şöyle bir sual soruluyor. Hani konumuz biraz Miraç'a kaydı ama olsun. Peki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç'tan sonra velayeti devam etmemiş midir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın velayeti şu anda bile devam ediyor. Bütün ümmetin, bütün hasenatının bir misli zaten onun defteri amaline yazılması cihetiyle değil mi? Hadsiz selavatlar cihetiyle, rahmet duaları cihetiyle zaten velayeti devam ediyor. Ama Miraç'taki durum daha farklı. Miraç fevkaz zaman. Değil mi? Zamanlar ötesi, zamanlar üstü, meleküt alemiyle, beka alemiyle ilgili bir seyrüsülük ve terakki. Halk alemine döndüğü zaman, tekrar şehadet alemine döndüğü zaman, tekrar zamanın kayıtları altına girdiği zaman, yine ubudiyetiyle, duasıyla, Miraç'tan kazandığı o ne diyelim kemalat ve velayet kuvvetiyle yine velayeti devam ediyor, etmiştir yani. Ama ölçüleri farklı. Yani biri şehadet aleminin fevkinde zamanlar üstü bir durum Miraç, diğeri zamanın hükmü altında şehadet aleminde halk alemine. Yani Miraç daha ziyade emir alemine bakan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yönüyle ilgili bir terakkidir. O yüzden de Miraç Risalesi'nde bakın Ahmet ismi çok ön plandadır. Miracı Ahmedi. Yani saysak değil mi? Muhammed'den çok fazladır Miraç Risalesi'nde Ahmet. Neden? Çünkü Ahmet ismi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın emir alemine bakan yönünü temsil eder. Muhammed ismi ise halk alemine bakan yönünü temsil eder. O yüzden de emir alemiyle alakalı terakkisi Miraç, halk alemiyle ilgili velayet terakkisi her an devam ediyor. Değil mi? Risaletiyle birlikte o da devam etmiştir. Evet,
Şimdi işte böyle bir zatın mevlit ve miracını dinlemek, yani terakkiyatının mebde ve müntehasını işitmek, yani tarihçe-i hayat maneviyesini bilmek, o zatı kendine reis ve seyit ve imam ve şefi telakki eden müminlere ne kadar zevkli, fahirli, nurlu, neşeli, hayırlı bir müsamere-i ulviye-i dini olduğunu anla diyor burada. Şimdi Nur-u Muhammedi ile alakalı kısma geçelim, ancak çünkü yetiştiririz. Bakın Barla Laikası'nda bu konuyla ilgili çok güzel bir bahis var, oradan başlayalım. Sonra Emirdar Laikası'ndan, sonra da Miraç Risalesi'nden inşallah devam edeceğim. Bakın, diyor ki nasıl ki Nur-u Muhammedi ve Hakikat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam Divan-ı Nübüvvet'in hem Fatiha'sı hem Hatimesidir. Bütün Enbiya, Barla Laikası sayfa 322 VNK ilk baskılarda. Bütün Enbiya onun aslı nurundan istifaza ve hakikat-ı dininin neşrinde onun muinleri ve vekilleri hükmünde oldukları ve Nur-u Ahmedi aleyhissalatü vesselam Cephe-i Adem'den ta zat-ı mübarekine müteselsilen tezahür edip neşri nur ederek intikal ede ede ta zuhuru etemle kendinde cilveger olmuştur. Malumunuz rivayetlerde var bu. Hani Adem Aleyhisselam'ın değil mi alnında başlıyor, cephesinde, simasında. Ondan sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bu nurun temsili, manası, alameti değil mi Efendimiz'e kadar silsile halinde onun nesli mübarekinde devam ediyor. En son o nur değil mi kendisinde zuhuru eten, yani en mükemmel bir şekilde ortaya çıkma, görünme demek. Zaten çünkü ona ait, onun hakikatına ait bir nur olduğu için ne oluyor? Zuhur-u etemle intikal ede Adem Aleyhisselam'dan, değil mi? Zuhur-u etemle kendinde en mükemmel şekilde cilveger, yani ortaya çıkmıştır, görünmüştür, tezahür etmiştir. Bakın yine bununla ilgili bir rivayete dayanan Hafız Ali abinin Barla Laikası 211'de şöyle bir mektubunda kısım var. Diyor ki, evet üstadım, nasıl ki Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şecere-i kainatın hayatlar çekirdeği, enbiya ve mürselin o şecere-i mübarekin dalları olup dalın iptidasından, hidayetinden, başlangıcından müntehasına kadar kat'i bir alaka ile daimi birbirlerini götürüyorlar. Bu sır için Hazreti Adem Safiyullah kokladığı ve hissettiği Nur-u Muhammed Aleyhissalatü vesselam hakkında demiş. Ya Rab, benim alnımda bir çığırtı var. Nedir? Cenab-ı Kibriye Hazretleri buyurmuş. Nur-u Muhammed Aleyhissalatü vesselamın tesbihidir. Bu sahih bir rivayet. Nur-u Muhammed Aleyhissalatü vesselamın tesbihidir. Yani demişti ya bize ilk okuduğumuz metinde Cephe-i Adem'den dediği mananın izahı bu. Aynen Kütüb-ü Sabıkada da vesile-i dünya olan Şah-ı Levlaki evsafıyla, ashabıyla haber vermeleri gösteriyor ki ulum-u evvelin ve ahireni cami bir kitap ile bağıs olunacak kainatın ruhu hükmünde ve bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında tecemmu edip, yine bakın Miraç Risalesi'nde bunu izah eder mesela. Miracın hikmetinde, hani Miracın hikmetini izah ederken bütün kainattan münteşir olan kemalat, değil mi? Allah'ın, şimdi her mahluk, her mümkün, mevcut Allah'ın kemalatının derecesine göre değil mi gösteren bir aynadır. Bir gölgedir veya gölgenin gölgesi. Cenab-ı Hak işte şuunat-ı mukaddesesi muktezasınca, değil mi? Bütün kainattan münteşir olan kemalatını bir aynada görmek istemiş. Bakın işte bu ayna ne? İşte mahiyeti Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Miracın ulvi hikmetlerinden bir tanesi mesela budur diyor üstadım. Bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında tecemmü edip tekemmülle tuluğu, yani doğması, güneş gibi ortaya çıkması fecirden sonra şemsin tuluğu gibi bekleniyordu. Şimdi demek ki Nur-u Muhammedi, hani okuyacağız, Nur-u Muhammedi ne? İlk tecelli icada. Hani şöyle bir hadis var, bakın sahih hadis. Ezelde Allah vardı, hiçbir şey yoktu diyor efendim. Allah'ın kudretiyle icat ettiği, yani yarattığı ilk varlık, ilk mana, ilk vücut nedir? Nur-u Muhammedi'dir.
kudretin tecelli icadına mazhar olan ilk mana Nur-u Muhammedi. Şimdi onları okuyacağız ama bir mukaddeme olarak zikredelim bakın. Şimdi yine o Miraç Risalesi'ndeki kainatın çekirdeki olması meselesine Nur-u Muhammedi'nin diyor ki üstadımız, yani Nur-u Muhammedi bu çekirdek basit bir madde olamaz. Hani biz çekirdek deyince elmanın çekirdeği gibi bir şey anlıyoruz. Öyle değil. Bakın bütün kainattaki şimdi çekirdek ya, çekirdek ne? Ağaçtaki bütün manalar çekirdekle müçtemi değil midir? Münderiç değil midir? Demek ki kainattaki bütün alemlerde ortaya çıkacak, halk edilecek bütün manalar, hakikatler ve mahiyetler kendisinde toplanmış olan çok külli bir mana, azami bir tecelliyattan bahsediyoruz orada yani. Yani basit bir manadan bahsedilmiyor yani. Ve biraz sonra Emir Dağ Laikası'nda okuyacağım bakın yerde de geçecek. Diyecek ki bütün ziruhların nuru. Bakın, bütün ziruhların nuru ne? Ne demek? İşte Nur-u Muhammedi ile alakalı. Bugün bakın modern bilimle biraz böyle fikir oradan hani işimize yarayacak bir baktıracak bir fikir olabilir. Bakın modern bilim diyor ki kainatın ilk yaratılışında diyorlar ki sonsuza yakın enerji içeren çok küçük bir parçacığın saniyenin trilyonda biri kadar sürede patlamasıyla ortaya çıkan enerjiyle işte her şey ortaya çıkmıştır. İşte protonlar, nötronlar vesaire. Onların sonsuza yakın enerji dedikleri mana ne? Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Hani kardeşler herhalde ilk orayı aslında orayı da okuyabilirdik. Hani Kastamonu'daki kardeşler ilk orayı açtılar. Mesnevi Nuriye'de de bu konuyla alakalı bir bahis var. Bakın orada diyor ya üstadımız, eğer bu kainata bir kitap olarak tahayyül edilirse bakarsak Nur-u Muhammedi bu kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Yani kudret kaleminin mürekkebi. Demek ki kainat kitabı yazılıyor ya her an. Bakın mürekkep ne? Nur-u Muhammedi. Yani o ilk enerji, bütün yaratılan her şeyde o enerji var. Şimdi yine modern bilim der ki, bizim eşya, cisim olarak algıladığımız her şey aslında bir cihetle doğru. Etrafına manyetik dalga yayar, enerjidir. Doğru yani. İşte o enerji dediğimiz mana bakın nereden geliyor? Özellikle de ziruhlarda Nur-u Muhammedi'den geliyor. Onun nuru her şeyle alakadar. Çünkü katibin kaleminin mürekkebi o. Yani Nur-u Muhammedi. Yani o nur. Yani Risale-i Nur diliyle biz buna nur diyoruz yani. Bilim diliyle anlayalım diye enerji diyorum. Demek ki Nur-u Muhammedi çekirdek olması hasebiyle çok büyük bir nurdan bahsediyoruz. Yani bütün mahiyetleri, hakikatleri münderiç. Hani diyorlar ya doğru sonsuz değil ama sonsuza yakın bir enerjiden bahsediyor. Demek ki bütün mahlukatın vücut dairesine çıkmasında, yaratılmasında özellikle ruh sahibi olanların, çünkü ruh daha latif ve nurani, nereden gelen bir enerji var, bir tecelliyat var? Nur-u Muhammedi'nin yaratılmasından, o tecelli icada mazhar olmasından gelen ney var? Bir mana var, bir inikas var yani. Ha, demek ki öyle Nur-u Muhammedi'den kastedilen mana öyle basit bir çekirdekten bahsedilmiyor burada diyor. Evet, şimdi Nur-u Muhammedi ve Hakikat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam Divan-ı Nübüvvet'in hem fatihası hem hatimesidir. Bütün enbiya onun aslı nurundan, bak bütün enbiya da o nurdan yine almışlar feyizlerini ve nurlarını. Aslı nurundan istifaza ve hakikat-ı dininde, dininin neşrinde onun muinleri ve vekilleri hükmünde oldukları ve Nur-u Ahmedi aleyhissalatü vesselam cepheyi Adem'den ta zat-ı mübarekine müteselsilen tezahür edip neşri nur ederek intikal ede ede ta zuhur etemle kendinde cilveger olmuştur. Hem mahiyeti kutsiye-i Ahmediye Risale-i Miraç'ta kat'i bir surette ispat edildiği gibi. Niye Risale-i Miraç diyor, ben bunu izah ettim. Çünkü mahiyeti kutsiye-i Ahmediye'nin en mükemmel izah edildiği Risale Miraç Risale'dir. Yani sadece Risale-i Nur'un risaleleri içinde değil, şu ana kadar yazılmış olan dünyadaki bütün kitapların içinde. Yani ben bunu çok net, hiç tereddütsüz iddia ediyorum yani. Ha yok daha iyisi vardır diyen birisi varsa bu dersi dinleyenlerden buyursun, bulsun, getirsin, okuyalım. Eğer daha iyiyse tamam, diyelim ki yanlış biliyorduk yani. Yoktur yani. Miraç Risalesi gibi mahiyeti kutsi-i Ahmediye'yi bu kadar mükemmel, bu kadar cami,
bütün vecihleriyle izah eden başka bir eser yok yani gerçekten de. O yüzden onu çok müteahhit, mesela üstadımız da bazı yerlerde mesela Miraç Risalesi'dir değil mi? Miraç Risalesi gibi. 10. sözler Miraç Risalesi, nazarları oraya çevirir. Bir kardeş bana böyle hani bu gerçi umum aleyh Miraç'ta kat'i bir surette ispat edildiği gibi şu şecere-i kainatın hem çekirdeki aslisi hem en ahir ve en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de olması gerekir. Meyve ile çekirdek aynı cinsten olması gerekir. Meyve ile çekirdek farklı cinsten olamaz. Şimdi kainat şecere-i hilkatin en mükemmel meyvesi insan mı? Evet. Nereden biliyoruz? Çok şeyler onu gösteriyor baktığımızda. Şimdi bir kere meyve en son olur. Değil mi? Dal, yaprak, çiçek en son bak. Değil mi? Yaratılma noktasında da en son insan. Hayvanattan da nebatattan da değil mi? En son. Çekirdekte, meyvede, şey özür dilerim, meyvede nasıl bir hasiyet var? Meyve bütün ağacın özelliklerini özellikle çekirdeği vasıtasıyla değil mi kendisinde toplar. Peki yaratılmış olan mahlukatın içinde kainattaki ulvi süfli maddi ve manevi mülki ve melekuti bütün alemleri kendisinde toplayan varlık kim? İnsan. Hangi noktadan bakarsak bakalım kainat ağacının meyvesinin insan olduğu ortaya çıkar. Hikmet nazarıyla bakın. Meyve insansa çekirdeğin de aynı mahiyetten olması gerekir. Çekirdeğin, çekirdekle meyve farklı olamaz. Adetullah'a aykırı, hikmete aykırı. Yani o zaman insan olması lazım. Değil mi diyor Üstad? Peki insanların içinde kim olabilir bu çekirdek? Kim olacak? İşte o Miraç Risalesi'nde veya 19. sözde değil mi? Zat-ı Ahmediye, Zat-ı Muhammediye olacağını işte izah ediyor. Demek ki en mükemmel hem çekirdek aslisi hem en ahir ve en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de hakikat-ı Kur'aniye zaman Adem'den şimdiye kadar hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ile beraber müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinden nurlarını neşrederek gele gele ta Nüsay Kübrası ve Mazhar-ı Etemmi olan Kur'an-ı Azimüşşan suretinde cilveger olmuştur. Şimdi o Emir Daire Aykası'na da çok güzel, manidar bir yer var. Bakın oradan devam edelim. Bu mektubun tabii bir bidayeti var. Yani bir hikayesi var. Önce o hikayeyi anlatmak istiyorum. Üstadımızın hani biraderi biliyorsunuz Abdülmecid abi 15 yıl üstadımızdan ders almış. Yani müthiş bir ilim ve zeka sahibi bir hani zatmış. Kızıl İcaz'ın şeyine bakanlar bunu anlarlar. Yani Kızıl İcaz'a bir haşiye yazmış biliyorsunuz. Şerh yazmış. Gerçekten de orada ilmini konuşturmuş. Şimdi bu Fuat, hani vefat eden Fuat üstadımızın bu yeğeni, bu abimizin oğlu. İşte bir trafik kazasında vefat ediyor. Çok üzülüyor bu. İşte Fuadiye. Yani böyle Risale-i Nur'dan istifade ettiği manalarla ilgili bir kitap yazıyor Abdülmecid abi. Fuadiye. O bahiste bu levlake lema halaktul eflak hadisiyle ilgili yazdığı kitabında demiş ki bu hadis öncelikle hayata bakar. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bakar gibi bir ifade kullanmış. Hani öncelikle hayata bakar, zihayata bakar diye. Bakın üstadımız onu tasih etmiş. Hayır demiş, öyle değil. Bu ifade doğru olmadı. Ve bunu da bakın neşrettirmiş. Yani lahikaya koymuş. Bu mektubun evveli var yani. Buraya koymuş. Biz o kısmını okuyacağız. Hem mesela Levlak lema halaktul eflak beyanında bu hitap zahiren Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama müteveccih ise de yani zahiren diyor. Hayır zahiren değil. Hakikaten de ona bakıyor. İşte Risale-i Nur bakın bunu mükemmel bir surette izah etmişti. Hani bu hadisle ilgili hani onun teferruatına girmeyelim. Çok gerçekten de zahir perest insanlar çok eleştiri yapıyorlar böyle bir hadis yoktur diye. Yani bir kere yani böyle bir hadis yoktur diyebilmek için bir kere bütün hadis kitaplarını bilmek lazım diyor Üstad bir yerde değil mi? Şimdi birkaç temel bilgi verelim. Yani hadislerle ilgili de dersleri zaman zaman okumak lazım. 19. mektupta çok güzel 7. 8. işaretlerin mukaddemelerinde çok güzel ispatlar var. Şimdi Kütüb-ü Sitte'nin haricindeki geçen hadislerin hiçbiri sahih değildir demek bir kere hadis ilmine aykırı bir şey. Kütüb-ü Sitte'nin haricinde de sahih hadis kitapları var. Yani onlarda geçmeyen sahih hadisler var. Yani o öyle demek yani çok haddini aşmaktır yani. Şimdi bir bu nokta var. İkincisi yani üstadımızın işte ezberlediği kitaplar bakın 80 küsur kitabın 1/3'ü hadis kitabı. Ve
Hadis bakın üstadımız Darül Hikmetül İslamiye'yi azı olarak kendi rızasının haricinde biliyorsunuz ısrarla alıyorlar. Hadis bölümünün başına alıyorlar. Yani zamanımızın en büyük hadisçisi diye. Yani daha söylenecek çok noktalar var. Şimdi üstadımız bu hadisi ısrarla kullanıyor. Hatta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ne diyor? Sultanı Levlak diyor yani. O kadar yani kat'i emin ki üstadımız bu hadisten. Dolayısıyla o yüzden de daha hadisin meratibinin ne olduğunu bilmeyen insanların bak, çıkıp da yani işte bu hadis değildir, Bediüzzaman bunun demesi yani bir anlam ifade etmez yani. Bu hadistir, manası da hakikattir. Ama bu hadisin manasının hakikat olduğunu, zahiren değil de hakikaten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a baktığını anlayabilmek için işte 19. sözü, 19. mektubu, Miraç Risalesi'ni okumak gerekir. İşte oraları okuyamadığımız zaman, oraları okuyamayan insanlar, okuyamadığımız zaman değil mi? Biz okuyoruz inşallah. Okumayan insanlar sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi? Beşeri yönüne baktığı zaman bu hadisi anlayamaz işte. Onu söylüyor üstad. Sen diyor sadece çekirdeğe bakarsan, çekirdekten çıkan ağaca bakamazsan böyle bir hadis olamaz dersin. Ya bir insanın yüzünden bütün alem yaratılır mı dersin yani. Ama o manaları okuyanlar değil mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi yani nazarını kaldırıp tavus kuşuna da bakabilenler rahatlıkla evet el hak doğrudur diyebilirler. Beyanında bu hitap zahiren Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama müteveccih ise de zımnen hayata ve zevil hayata racidir fıkrası tadile yani düzeltilmeye muhtaçtır. Çünkü külli hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam hem hayatın hayatı hayatın hayatı hem kainatın hayatı bütün hayattarlık, kainattaki bütün hayat, hayattarlık nedir? Külli hakikat-ı Muhammediye ile alakalı. Hatta başka yerlerde de üstad der ya, aklı olmuş diyor bak. Değil mi? Hakikat-ı Muhammediye, Risalet-i Muhammediye, kainatın aklı. O gitse diyor, divane olacak. Bunlar, şimdi bunlar tabii gerçekten aklı dünyeviyle böyle kolay da anlaşılacak şeyler değil. Böyle biraz aklı uhrevi gerekiyor. Ama üstadımızın bu ifadeleri böyle bir mübalağa veya böyle bir benzetme değil. Hakikatın tam kendisinden bahsediyor. İşin hakiki veçesi budur yani. Hakikati budur yani mesela. Hem ismi azamın tecelli azamını masal. Bakın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 99 Esma-i Hüsna ve 1001 Esma-i İlahiye'ye asliyet ve külliyet noktasında aynadarlık etmiş. Masal olmuş. İsmi azam ve her isimdeki mertebe-i azama masal olmuş. Hakeza Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde. Hem ismi azamın, tecelli-i azamının mazharı, bakın bunu izah etmiştim biraz önce, bütün ziruhların nuru. Bakın o tecelli-i icada, o ilk nuru Muhammed'den gelen nur, bütün ziruhlarda nedir? Teselsül ederek bakın, hani enerji boyutuyla diyelim, bakın ne var? Onların kaynağı oluyor yani. Nuraniyetinin kaynağı. Nuru o demek yani. Demek ki bütün ziruhların nuru, ve kainatın çekirdeği aslisi, bunu kısaca ifade etmiştik, ve gaye-i hilkati, gaye-i hilkati. Değil mi? Onun demek ki risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verir. Gaye-i hilkati ve meyve-i ekmeli. Yani çekirdek daima çıplak olarak kalamaz diyor ya, meyve suretini en mükemmel meyve olarak da değil mi? Meyve olarak da dünyaya gelmiş, yaratılmış, tezahür etmiş. Meyve-i ekmeli olmasından o hitap, hangi hitap? Levlaki kitabı doğrudan doğruya ona bakar diyor. Zahiren değil, dolaylı değil, doğrudan doğruya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına yine onun hesabına nazar eder. Şimdi de yine o şeyden kalan süremizde okuyalım. Miraç Risalesi'ndeki o çekirdek manasından okuyalım. Kalırsa da süre böyle o 16. işaretin son kısmını 19. mektubunu okumak istiyorum. Yani hani oraya atıp yaptık ama onu okumakla öyle okuyup öyle bağlayalım diye bir düşüncem var. Evet şimdi mesela diyor ki burada çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evvel fıtrattan meyve libasını giymemiş elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere
en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunu, humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasini maneviyesiyle alemi ya nazarı muhabbet ve hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselamdır. Şimdi Zat-ı Muhammedi artık meyve. Çünkü değil mi? Yaratılmış halk aleminden bahsediyor. O yüzden buna Muhammed. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur onun zatında cismini giyerek en ahir. Barla layıkasında ilk okuduğumuz yerde bu cümle zaten geçmişti. En ahir bir meyve suretinde görünecek. Hem sabıkan ispat edildiği üzere şu kainatın saniye birinci işgalin cevabında gösterilen makasit için şu kainatın değil mi? Şu kainatın yaratılmasında pek çok maksatlar var. Rububiyete taalluk eden değil mi? Makasıdır rububiyet var. Bu maksatlar için şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmişti. O makasıdın medarı yani o maksatların esası hepsi geliyor. Nereye bağlanıyor? Kimle ortaya çıkmış? Tezahür etmiş. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam olduğu için kainattan evvel sani kainatın nazar inayetinde olması kainattan evvel sani kainatın nazar inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Şimdi Risale-i Nur'da ayan-ı sabite veya tayyün diye manalar geçer biliyorsunuz. Bunlara da kısmen üstadımız izah eder. Yani mevcudatın, mahlukatın, vücut dairesine çıkan, yaratılan mümkinatın Allah'ın ezeli ilmindeki sureti, değil mi? Planı, programı, manevi miktarına, değil mi? Ayanı sabite deniyor. Yani hakikati sabit, değil mi? Esmanın, Allah'ın isimlerinin ezeli ilimde, peki onun hakikati nasıl her şeyin, her mevcudun, her mahlukun hakikati nasıl ortaya çıkmış? Esmanın Allah'ın ilminde, ezeli ilminde tecelli etmesiyle. Çünkü her şeyin hakikati esmaya istinad eder. Dolayısıyla ayan yani tayyün eden, yani birbirinden ayrılan, farklılaşan, belirginleşen demek. Her mevcut, her mahluk ezeli ilimde tayyün etmiştir. İlimde tayyün etmiştir yani. Tabii onun mertebeleri var, ben oraya girmiyorum. Sabite ne? Hani ayan bakın, ayan kısmı, ayanı sabite de, Esmanın tecelliyatına bakıyor. Farklı farklı esma tecelli ettiği için her şeyin hakikati farklı farklı. Değil mi? Esmadan aldığı istidatla esmanın tecellisini hangi mertebede, hangi esmaya, hangi nispette aynadarlık ediyorsa hakikatını belirleyen o. Sabite ne? Allah'ın ezeli ilminde eşyanın tayyüden eden hakikati asla değişmez. Sabittir o yani. Neden? Çünkü Hak isminin şuağıdır o. Her şeye hakikat olmayı da sabit bir hakikat kazandıran da nedir? Hak ismi. Çünkü Hak ismi bütün hakikatların hamisi, merciidir. İsmi Hakk'ın şuatıdır der ya her şey. Ha, demek ki ayan-ı sabite tabirinde ayan esmanın tecellisine baktığı gibi sabite kelimesi ismi Hakk'ın tecellisine bakar. Onun hakikati sabittir. Ne ilimde ne de hariçte asla ve asla hiçbir şeyin hakikati değişmez. Neden? Çünkü o ismi Hak onu koruyor. Hamisi ismi Hak'tır. İsmi Hakk'ın himayetinde olan bir hakikati kim değiştirebilir? Darwin mi değiştirecek? Hiç kimse değiştiremez. Hiçbir güç değiştiremez. Şimdi bunun için söylüyorum. Aslında mümkünat aleminin, mahlukatın, mevcudatın değil mi? İlmi tayyünüdür esas olan yani. Çünkü esma değil mi? Öncelikle Allah'ın ilminde tecelli ve tezahür eder. İşte burada üstadımız bize ne söylüyor? Hani biz ne dedik, neyi okuduk? Şimdi birazdan da okuyacağız onu. Tecelli icada. Yani Allah'ın kudretiyle vücut verdiği, yani ilk yaratılan mana nedir? Nur-u Muhammed. Ama Allah'ın ezeli ilminde. Şimdi Allah'ın ezeli ilminde öncelik ve sonralık yok. Ama tayyün mertebeleri var. Yani biz mahiyetini bilemediğimiz dediğimiz gibi o kısmı bizi şu anda çok ilgilendirmez. Yani muhatapların çok fevkinde bir konu. Bakın Allah'ın ezeli ilminde taayyün mertebeleri var. Yani eşyanın vücudu manevisinin planının programının tezahüründe de bu kadar şeyin için söyledim. Kafanızı niye karıştırdım? Çünkü onu söylüyor burada. İlk yine ilmi taayyün de esas kim yine? Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Yani ilmi taayyünde de vücudi taayyünde de
Hep ilk o, onu söylüyor yani. Ezeli ilimdeki taayyünde de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam belirleyici o. Vücut olarak da değil mi? İlk onun yine nuru yaratmış yani. Yani ilmi taayyün, Allah'ın ezeli ilmindeki taayyün, belirginleşme, farklılaşma, tezahür etme, yine esmanın tecellisine bakan bir şey. Vücudi taayyünde kudretin tecelli etmesiyle ilmi ezelideki Allah'ın ilmi ezelisinde olan mümkün mahiyetlerin iradesinin tercih etmesiyle kudretin yaratması. Demek ki bakın bu onu söylüyor burada üstad. O yüzden biraz izah etmek istedim. Diyor ki şu gösterilen makasit için şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makasidin medarı, yani kainatın yaratılmasındaki maksatların medar ne? Esası, ekseni, mihveri, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam olduğu için kainattan evvel ne demek? Daha hiçbir şey yokken, yani ezelde, ezeli ilimde, kainattan evvel, zamansızlık sürecinde sani kainatın nazar inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım gelir. Burada ilmi taayyünden bahsediyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. İlmi taayyün. Demek vücuden en ahir, manen de en evveldir. Halbuki Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhuru olduğundan en evvel tecelli icada mazhar. İcat demek kudretin tecellisi demek. Yani vücut. Vücudu harici yani yaratılma demek. En evvel tecelli icada mazhar onun nuru olmak lazım. Demek ki ilk yaratılan mana nur nedir? Nuru Muhammed'dir. Kudretin tecellisi değil mi? İlk tecelli azamdır o yani. Yani onu ifade ettik hani ne demişti? Basit bir maddeden bahsetmiyoruz. Bütün kainata, bütün alemlere mebdelik, çekirdelik yapan, bütün hakikatları, mahiyetleri kendisinde toplayan, bütün zihruhlara değil mi nur veren bir manadan bahsediyoruz. Yani. Tecelli icada mazhar, onun nuru olmak lazım gelir. Evet, orayla şimdi böyle bahsettiğim 16. işaretin sonuyla böyle okuyup bitirelim inşallah dersimizi. Çünkü Mevlid-i Nebevi ile alakalı olarak hani çok o kısmına girmedik. Onu da öyle kapatalım. Diyor ki 10.sü Resul-i Ekrem mektubat 19. mektup 16. işaretin son sayfası. Yani eski baskılarda 188. sayfa. Ondan önce 3. kısımda işte İrhasat'tan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın veladeti yani doğumuyla ilgili o malum işte mucizeleri işte Kabe'deki putların aşağı düşmesi, azim bir nur görmesi validesinin işte ateşin sönmesi gibi onları zikreder. Onun en sonunda çocukluğuyla ilgili yine irhasat denilen. Yani irhasat ne? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinden evvel onunla alakalı olan harikalar. Onlara irhasat deniyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyaya geldikten sonra bahusus veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadisi 15. sözde katiyen bürhanlarıyla ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sukutu, şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işaret. İşte madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlarla karışık kahinlerin ve gaybden haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bir isetten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hem çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler tayfesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi. Şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispirtizmacıların içlerinde baş göstermiş her neyse. Elhasıl, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak haşiye. Evet, Sultan-ı Levlake Levlak. Bakın yine burada da karşımıza çıktı. O hadise izafeten Efendimiz'e Sultan-ı Levlak diyor. Sultan-ı Levlake Levlak öyle bir reistir ki 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda lakal 350 milyon tebaası ve raiyeti vardır.
küre-i arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebaası kemale teslimiyetle ona her gün salatu selam ile tecdid-i biat ederek emirlerine itaat ediyorlar. Bakın, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmekle ilgili aslında müstakil bir ders konusudur. Yani çok güzel Risale-i Nur'da yerler var. Mümkün olduğu kadar bunu yerine getirmek lazım. Ama zaten hani ihmal edenler, unutanlar, namazda biz tahiyyat okuduğumuzda zaten Esselamu Aleyke dediğimiz zaman hem ona tecdidi biat ediyoruz, hem memuriyetini kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz, hem saadet ebediye müjdesine teşekkür ediyoruz. Değil mi? Bu manalar gerçekleşiyor. Ama ayrıca da salavat getirmeyi böyle alışmak lazım. Yani bir şeyler yaparken, araba kullanırken, yürürken tavsiye ediyoruz yani. Evet. Evet, dünya emanen reis olacak ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra yapacak ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadet ebediye yol gösterecek ve fani cin ve insi idam ebediden kurtaracak ve dünyanın hikmeti hilkatini ve tılsımı muğlakını ve muammasını açacak ve Halık-ı Kainat'ın makasıdını bilecek ve bildirecek ve o Halık'ı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat, elbette o daha gelmeden her şey, her nev, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbal edecek ve alkışlayacak ve Halık'ı tarafından bildirilirse o da bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar, mucize lisanıyla nübüvvetini tasdik ediyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alim hakim. Ve ahiru da'va enel hamdu lillahi rabbil alamin. El Fatiha.